Beyblade'de önceki bölümde yeni bir nesil bir Beyblade'ci olan Kenta bir rakibini daha yenerek Beyblade egemenliğindeki yerini korudu. Ama başarısı elbette görmezden gelinmedi. Sevinci kısa sürdü. Çünkü Face Hunters ortaya çıktı. Kenta'yı ve yanındaki herkesi onunla birlikte yenmeye hazırdılar. Jinga Hagane geldi. Korkusuz bir Beyblade'ciydi. Kararlıydı ve şapkasına birkaç numarası vardı. Beyblade'in adı Pegasus'tu. Bir tane ya da yüzlerce Face Hunters'ı defetme yeteneğine sahip bir Beyblade'ti. Ama bir Face Hunters o kadar kolay pes etmeyecekti. Liderleri KO'yla er ya da geç hesaplaşmak zorunda kalacaktı. Leon'un kükreyişi. 3, 2, 1, fırlat! Hadi fırla Pegasus! Vay canına, harikaydı. Muhteşemdi. Hey Kenta, böyle harika bir Beyblade'ciyle nerede tanıştın sen? O kadar yetenekli ki az önce 3 Beyblade'i aynı anda havaya uçurdu. Bunu o kadar beğendiyseniz şunu dinleyin. Çünkü Jinga o kadar güçlü ki bütün Face Hunters'ı tek seferde ezip geçti. Ne? Ne dedin sen? Ciddi misin? Şaka yapıyor olmalısın. Lütfen bana doğru düzgün fırlatmayı öğret. Bana doğru çekil. Lütfen. Hayır, önce beni eğlenmek istiyorum. Biraz açılın lütfen Beyblade'i. Hadi ama yalnızca bileyim ben. Bana da öğret. Yeter. Bana. Ama önce eğlenmek gelir. Kapışmak birlikte eğlenmek demektir. Ben daha büyüğüm. Yaş olarak daha büyüğüm. O benim kardeşim. Sıradaki. Sizin sorununuz ne? Daha neyi bekliyorsunuz? Hemen kapışmaya başlayacağız. Ama Kiyo'ya ara versek iyi olur. Gece boyunca hiç durmadan kapıştık. Aman dostum, sinir başlarım tutuldu artık. Evet, bileği öylece kaldı patron. Çok iğrenç. Kesin sesinizi, kapışmaya hazırlanın. Yeterince ısınamadım. Harika. Hadi fırlat. Ortaya çık Rock Leon. Hadi fırla. İşte bu muhteşem bir gün. Beyblade'imi kullanmaya diyecek bir rakip ortaya çıkmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Toparlanın çocuklar. Mücadeleye şimdi başlıyoruz. Dikkatli ol Jinga Hagane. Ben Kiyo'ya Tategami. Seni tıpkı zavallı bir böcek gibi ayağımın altında ezeceğim. Hem de Rock Leon'umla. Bu çok eğlenceliydi. İşte buna Beyblade denir. Sırf eğlenmek için kapışmak harikaydı. Çok güzeldi. Bey Park'ı görebildiğin için çok mutluyum. Kesinlikle ben de öyle. Sağ ol. Yani sanırım anladın. Biliyor musun? Burada yalnızca Face Hunters bulunmuyor. Ben ve dostlarım gibi insanlar da var. Doğru. Söylemeliyim ki bu kasaba o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil mi? Yani demek istediğin... Evet. Bir süre daha buralarda takılmaya karar verdim. Sen ciddi misin? Harika. Ayrıca burada kendime çok dişli bir rakip de buldum dostum. Ama Jinga, bunu yapmaya mecbur musun? Neye mecbur muyum? Kiyo'yla kapışmaya. O hem Face Hunters'ın lideri hem de içlerindeki en güçlü Beyblade'ci. Leon'u bir kez dönmeye başladığı zaman... rakibini parçalarını ayırmadan çekilmez. Kiyo'nun Leon'unun avlanmaktan zevk alan vahşi bir hayvana benzediği söylenir. Kiyo ile kapıştığın sırada eğer başına kötü bir şey gelirse kendimi... Bak Kenta, seyahat etmemin asıl nedeni kendime böyle güçlü rakipler bulabilmek. Bu mücadeleye girmek zorundayım. Ama... Merak etme. Kimle kapışırsam kapışayım, Pegasus elindeyken her zaman şans benden yana. Değil mi Pegasus? Pegasus?
Ah zavallı şey. Hı? Aa ne? Ne? Sen ne yapıyorsun? Zavallı şey. Ha? Zavallı şey mi? Bir kontrol etsem iyi olur. Düşündüğüm gibi bazı bağlantılarında aşınma olmuş. Bu da tüm dengesinde ince hesaplama hatalarına neden olabilir. Beni anladın değil mi? Güçlü ataklara dayanıklılığı %7 oranında azalmış. Beni dinliyor musun? Evet, dinliyorum. Ayrıca buraya bakınca çıplak gözle belki fark edemiyorsun ama çarkının yüzeyi pek çok çizikle kaplanmış. Beyblade'ini bu halde bırakmak suç sayılır. Gördün değil mi? Aa, doğru söylüyor. Yani zavallı şeyli Pegasus'u mu kastediyordun sen? Eski ve yeni kısımlarında da durum aynı. Son zamanlarda sadece bir iki rakiple kapışmadın öyle değil mi? Peki tek seferde kaç rakiple mücadele ediyordun? Saymaya vaktim olmadı. Bu harika. Bütün bunları nasıl söyleyebiliyorsun? Çizikler yüzeyde oldukları için görmezsen gelemezsin. Beni duymuyor musun? Çizikler rüzgar direnciyle buluştuğu zaman Beyblade'in kendi hızını ya da yönünü koruyamaz. O yüzden onu tamir edeceğim. O zamana kadar kapışmak yok, tamam mı? Tamam da söylesene sen kimsin? İşte burası. Hadi girin. Vay canına harika. Şu beyblade'e bak. Bütün her türünün en iyileri. Burası babamın dükkanı. Güzelmiş. Bodrumu da beyblade çalışma odası olarak kullanıyorum. Bunun anlamı sen de beybladecisin öyle mi? Bunu sana şöyle açıklayabilirim. Pek sık mücadele etmiyorum. Daha çok beyblade'leri tamir edip kapışma simülasyonları hazırlamayı seviyorum. Elbette. Hepsi harika. Sevindim. Teşekkür ederim. Pekala oturun bakalım çünkü önce Pegasus'u ufak bir testten geçireceğim. Ama... Yapma. Seninle tartışmayacağım. Ufak tefek hasarlar olabilir ama şimdi bununla başa çıkamazsan sonucu çok daha ciddi olabilir. Bu Pegasus'un kendi iyiliği için. Pegasus için mi? Bir kez daha düşününce son zamanlarda Pegasus çok zorlandı. Ard arda mücadeleler yaşadı. Yani belki de haklıdır. Sana katılıyorum. Ama nazik davran olur mu? Madoka. Madoka Amano. Durum sandığımdan daha ciddi. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Sadece ciddi. Çatlakların yanında ayrıca iç tarafta bir sürü birikinti var. Anlaşılan uzun süredir yollardasın. Beni dinliyor musun? Vay canına. Birikinti kulağa o kadar da tehlikeli gibi gelmiyor. Ama Beyblade'lerde Kenta tehlikelidir. Bu yüzden beni dikkatle dinle. Kum, toz, giysi topakları ağırlık ve çeşit değişirse dengede hızla bozulur. Anladın değil mi? Biraz. Odaklan. Eğer su küçük bir çatlaktan sızmaya başlarsa iskeletine büyük zarar verebilir. Kum bağlantı yerine girerse her seferinde tersi yönde hareket eder ve Beyblade'i iç taraftan çizer. Anladın değil evet, mi? Evet, anladım. Jinga, herkes geliştiği mücadeleye o kadar odaklanıyor ki kendi değerli Beyblade'lerini düşünmeyi unutuyorlar. Doğru. Ama ben böyle bir durumla karşılaşınca öylece arkamı dönüp gidemiyorum. Bu iş düşündüğümden de uzun sürecek. Pegasus'u bu akşam burada bırakmak zorundasın. Ne? Senin için sorun olur mu? Hayır, hayır. Elbette olmaz. Ne sanıyorsun sen? Pegasus'la evli falan olduğumuzu mu? Tabii ki bir gece ayrı uyuyabiliriz. Jinga'yı duydun. O zaman başlıyoruz. Peki o zaman. Siz devam edin. Ha? Tamam. Evli ya da değil. Pegasus benim ortağım. Ve Pegasus nereye? Ben oraya. Eğer gece burada kalacaksa ben de kalıp burada uyurum. Tamam. Sanırım bu pek sorun olmaz. Hey, hey Madoka. Evet. Jinga'nın Pegasus'u onarmayı bitirdikten sonra benim Sagittarium'u da kontrol eder misin? Evet de seve seve. Evet. İşte bu harika. Değil mi Sagittarium? Sırf Pegasus için bu saate kadar çalıştığına inanamıyorum. Doğru. Bir Beyblade sadece mücadele demek değildir. Çok daha fazlasıdır. Ayrıca Madoka harika bir Beyblade'ci. Aa, bu da ne? Yoksa çamur mu? Oo, iğrenç. Pegasus. Ne? Hadi Pegasus.
Ah, onarım tamamlandı. Beyblade'in dengesini de ayarladığım zaman artık işim bitmiş olacak. Acaba Madoka Pegasus'u tamir etme şimdiye kadar bitirmiş midir? Çünkü sırada sen varsın Sagittario. Bu çocuk tam bir sersem. Sen ne yapıyorsun? Hemen Sagittario'yu geri ver. Seni Beyblade hırsızı canavar. Eğer geri istiyorsan git ve Jinga'yı metal kuleye getir. Anladın mı? Ne? Sen kendin söylemiyorsun. Eğer Jinga'yı getirmezsen... Beyblade'ine veda etsen iyi olur. Çok iyiydi. Durun! Bitti durun! Sagittario'yu bana geri verin. Sagittario! Sen ciddi misin? Sagittario'yu mu aldılar? Bu Face Hunters gerçekten sinirimi bozmaya başladı. Peki şimdi ne yapacağım Jinga? Ben ne yapmayacağımı biliyorum. Saklanmayacağım pekala. Bu metal kule nerede? Ben de seninle geliyorum. Bu taraftan. Bekleyin. Pegasus'un bakımını henüz tamamlayamadım çocuklar. Dengesini yeniden ayarlamalıyım. Madoka, şu anda bunun için vaktimiz yok. Hadi gidelim Kenta. Tamam. Erkekler. Bu ne o sürpriz Jinga Hagane? Face Hunters! Sagittario'mu bana hemen geri ver! Tabii ama Jinga Kiyoya'yı kapışmada yener yenmez. Sorun olmaz değil mi ufaklık? Sen ne zaman istersen dostum, hiç sorun değil. Peki nerede saklanıyor? Yoksa eteğinin altında mı? Hey Jinga, en korkunç kabusun tam burada. Senin gibi biriyle tek başıma bile başa çıkabilirim. Ama sen başa çıkabilir misin? Bunu hemen görmeye ne dersin? Bekle, bunu yapamazsın. Pegasus henüz kapışmaya hazır değil. Eğer şimdi kapışırsan bir daha asla düzelmeyebilir. Pegasus'un başına kötü bir şey gelirse ne yapmayı planlıyorsun? Ama Kenta'nın Sagittario'su... Jinga, buraya bir baksana. Sen? Eğer Kiyo'ya ile kapışmazsan ben de Beyblade'i bırakırım. Beyblade'ine o şey kaldı. Olamaz, bunu yapamazsın. Senin neyin var? Kes şunu. Pekala, şimdi ne yapacaksın? Üzgünüm Pegasus. Lütfen elinden geleni yap. En azından bu seferlik. Ama Jinga... Pegasus benim her şeyim. Sagittario da Kenta'nın her şeyi. Onu kurtarmak zorundayım. Hem bu arada teke tek bir kapışma fırsatını geri çevirmeyi hayatta aklımdan geçirmem. Beyblade'imin ruhu bağırıyor. Onunla çarpış diye. Seni parçalara ayırdığım zaman acaba Beyblade'inin ruhu ne söyleyecek? Ama o zaman bağıramaz değil mi? Bu arada sana Pegasus'un %100 kapasitede olmadığını daha önce söylemiştim. Unut gitsin. Pekala, 3, 2, 1, hadi fırla! Leon Pegasus'a saldırmıyor. Acaba ne gibi bir planı var? Şuna bir göz atayım Kenta. Performans durumu çok geniş. Savunma puanı 800. Merkez kaç kuvveti 300. Anlaşılan Leonie tam bir savunma Beyblade'di Kenta. Kiyo'ya geri püskürtme yeteneğine güveniyor olmalı. Ama saldırmazsan kazanma şansın da olmaz değil mi? Yine de bununla ilgili içimde kötü bir his var. Pekala, neyin var Jinga? Gel bakalım hadi. Şimdi değil. Önce dönüş hızımı artırmalıyım. Şimdi Pegasus, fırla! Çok doğru, babana gel. Geri püskürttüm. Jinga'nın saldırısından etkilenmedi bile. Pegasus, hadi bir kez daha. Neler oluyor böyle? Sen daha hiçbir şey görmedin. Kükreliyor.
Bu da neydi? Neler oldu? Leo Pegasus'u nasıl bu kadar çabuk geri püskürtebilir? Yoksa bunun sebebi bakımının tamamlanmaması mı? Tek sebep bu değil, rüzgar da var. Rüzgar mı? Evet, şuna baksana. Aa, anladım. Leon bu yüksek kulenin tepesinde esen güçlü rüzgarları kullanıyor. Leoni döndüğünde rüzgarı da döndürüyor. Görünmez bir duvar yaratıyor. Gördün mü? Hilekar! Cinge'yi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Rüzgar avantajını kullanmak için bu yeri seçti. Buna hile yap lan beni. Neden sen? Akıllı ol Cinga. Bir kapışmayı kazanmak için neler önemlidir biliyor musun? Beyblade'cinin becerisi, Beyblade yeteneği ve amacına uygun kapışma mekanını ne kadar iyi seçebildiği. Ama temel kuralları unutarak dostuna yardım etmek ya da Beyblade ruhu gibi saçma sapan şeyleri düşünmek hatadır. Saçma sapan ha? Tabii bu bilgi şimdi pek işine yaramayacak. Bunun için çok üzgünüm. İşte bu Leon'un özel hamlesi. Aslan Rüzgar Darbe Duvarı. Olamaz! Pegasus! Bu rüzgar Pegasus'u içine çekecek. Biraz daha dayan. Lütfen biraz daha dayan Pegasus. Ama şimdi saldırırsam bu rüzgar Pegasus'u doğruca stadyumun dışına fırlatacak. Eğer saldırmazsam dönmeyi ilk kesen Beyblade Pegasus olacaktır. Başka bir yol daha olmalı. Bütün gün düşünsen de cevabın hep aynı olacak. İşin bitti. Hava bozuyor sanki. Evet, sert bir rüzgar ve %100 kaybetme riski. Dayanmak zorundayım. Neyin var Cinga? Yoksa küçük dilini mi yuttun? Çünkü Beyblade'in artık benim. Hayır, henüz değil Sarsan. Bu da ne demek? Ne? Tek bir Beyblade kalana kadar kapışma devam eder. Son kez baktığımda Pegasus dönmeye devam ediyordu. Seni sersem, eğer şimdi saldırırsan işin bitti demektir. Şimdi işini bitir Leon. Hayır. Evet. İşte Kiyoya kazandı. Bay sıkı çocuk, maalesef günün sonunda stadyumun dışına fırladın. Çok yazık. Çok özür dilerim. Cinga, benim yüzümden değerli Pegasus'un Kiyoya'ya. Sen neden bahsediyorsun Kenta? Pegasus'um henüz Leon'a yenilmedi dostum. Ha? Rüyanda görürsün. Beyblade'ini az önce havaya uçurdum. Ne? Ama bu olamaz. Bu Pegasus. Şimdi. Kanatlı atın yıldız patlaması saldırısı. İşte bu kadar. Cinga kazandı. Ama bu imkansız. Planım kusursuzdu. Saat gibiydi. Neden? Tabii. Sakın bana başından beri bunu planladığını söyleme. Hortum ne kadar sert olursa olsun, fırtınada bile rüzgarın zayıfladığı bir nokta vardır. Şimdi anladım. Ha? Olay şöyle oldu. Cinga bir kez daha Pegasus'un rüzgar yemesine izin verdi. Böylece yukarıya çıkarak Leone'nin zayıf noktasına saldırmayı başarabilecekti. Fena değil Cinga, hiç fena değil. Doğru şey mi gördüm ben? Ya Kiyo'ya kaybetti ya da gözlerim iyice bozulmaya başladı. Teşekkür ederim çocuklar. Sagittario'yu iade etmeniz gerçekten hoş. Harikaydı. Harika bir kapışmaydı Cinga. Kiyoya'yı böylesi zor bir kapışmada yendiğine inanamıyorum. Senin sayende Sagittario'yu sapasağlam geri alabildim. Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Pegasus'a teşekkür et dostum. Tamam. Sen kazandığın sürece sorun yok ama bu kadar vurdum duymaz olunmaz. Pegasus'un başına kötü bir şey gelseydi ne yapardın? Evet. Ama hiçbir şey olmadı. Şanslıydın. Pegasus'tan özür diledin mi? Ha? Özür dilerim Pegasus. Onun nesi zor? Beni dinliyor musun?
musun? Bu imkansız, hatta inanılmaz. Maçı gerçekten kaybettim. Siz çocuklar neye bakıyorsunuz? Söyleyin, neye bakıyorsunuz? Bunların hepsi sizin suçunuz. Gelecek sefer kesinlikle o sersemi... Jinga Hagane'ye karşı galip gelmek mi istiyorsun? Hmm? O da neydi? Yani kazanmak istiyor musun? Çok daha güçlü hale gelmek istiyor musun? Peki sen de kim oluyorsun? Sana isteğini yerine getirebilecek biri desem? Ne dedin sen? Ha, 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 ha.